Şefkat. Çok değerli konuşmalarımız, konuşmacılarımız Sayın Eray Çalışkan Hocam, Sayın Çetin Çam Hocam ve Berna Haliloğlu Peker Hocam. Hepsine bu derneğimizin bu toplantısına verdikleri katkıdan dolayı huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ayrıca tabii ki bu toplantıya sponsor olan Intrapharma firmasına da çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Önemli bir konu. Atrofik vajinit gerçekten de birçok tedavi alternatifleri var. Yani ben de bir onkolog olarak diyorum ki bakın bu kadar çok meme kanserli olgu var. Bu kadar çok meme kanserli olgudan %90'lara kadar varan sağ kalım var. Ve dolayısıyla bu hanımların birçoğunun da cinsel yaşamının devam ettiğini biliyoruz. Belli bir noktadan sonra atrofik vajinit veya vajinite bağlı semptomlar bu kadınların günlük yaşamında yaşam kalitesini etkileyen çok önemli bir konu. Bu konuların genel olarak hepsinin yanıtını bu toplantıda arayacağız. Ben şimdi çok sözü uzatmadan Eray Çalışkan hocama etiyolojisini, tanısını, patogenezini sunmak üzere sözü vermek istiyorum. Sayın Eray hocam buyurun, söz sizin. Hocam çok teşekkür ederim. Şu anda görünüyor mu acaba benim sunumum hocam? Kadehe bas. Tamam ekran, tamam. Sayın hocalarım, değerli başkanım, değerli meslektaşlarım, atrofik vajinitin etiyoloji, patogenezi ve tanısından bahsedeceğim biraz. Tanım kronik progresif hipoestrojenik bir durumun belirtisidir atrofik vajinit. Menopozun genitourinary sendromu adı altında da incelenen bir durum var östrojen eksikliğine bağlı. Burada ne oluyor? Vulvovajinal atrofi, mesane ve üretra disfonksiyonları ve atrofik vajinit oluşuyor. Atrofi dediğimiz zaman vajen epitelinde incelme, rugalarında azalma, elastikiyet kaybı görüyoruz. Yine vajen salgılarında azalma oluşmaya başlıyor ki hastalar kuruluk, özellikle cinsel ilişki esnasında kuruluk hissediyorlar. Vajinitte de semptomatik olmayan enflamasyon var. Burada her zaman bakteri eşlik etmeyebilir. Abakteriyel bir vajinit inflamasyon da işin içinde. Epidemiolojisine baktığımız zaman premenopozal kadınlarda %15, postmenopozda %50 oranında görülüyor. Doğal hipoestrojenik durumlar var. Menopoz ve laktasyon, emzirme süresince oosit oluşmadığı için östrojen az oluşuyor bu hastalarda. Onun için doğumdan sonraki ilişkilerde de bir miktar ağrı oluşabilir hastalarda kuruluğa bağlı olarak. Tetiklenmiş hipoestrojenik durumlar var. Cerrahi olarak oferektomi yapılması, hipotalamma hipofizar disfonksiyonlar, selektif östrojen reseptör modülatörleri, antigonadotropinler ve bazen kemoterapi içinde kullanılan tamoksifen gibi yine SERM grubundan ilaçlar, radyoterapi, primer over yetmezliği olması hastalarda tetiklenmiş hipoestrojenik durumlar olarak görülüyor ve menopoz dışında premenopozal dönemde de bu durumlar gözlenebiliyor. Hipotalamus hipofiz disfonksiyonu yapan durumlarda da östrojen düşebiliyor. Mesela ağır egzersiz, düşük vücut kitle indeksinin olması, anoreksiya nervoza, hiperprolaktinemi, hipohipertiroidizm, pituiter tümörler, özellikle non fonksiyonel yer kaplayıcı tümörler, psikojenik stres ve antipsikotiklerle bazı antidepresanlar da östrojen üretimini azaltabiliyorlar. Patofizyolojide ne var? Normalde östrojen miktarı 30-40 pikogram bölü mililitre. Yüzeysel skomos hücrelerde artış, glikojen üretiminde artış var. Bol laktobasil ve laktobasillerin glikojeni laktik asite dönüştürmesiyle ortam hafif asidik. pH 3,5 ile 5 arasında olarak oluşuyor. Eğer östrojen 20 pikogramın altına düşerse parabazal hücrede artış oluşmaya başlıyor. pH 5 ila 7,5 arasına çıkıyor. Kolajen demetlerinde füzyon, elastin demetlerinde de fragmentasyona bağlı olarak vajende elastikiyet kaybı ve daralma oluşuyor. Normal vajenin yapısına bakacak olduğumuz zaman pH'nin 4,5'un altında olduğunu söyledik. Bakın burası lamina propria, burada bazal ve parabazal hücreler var ve bu yukarıda gördüğümüz non-keratinize squamous epitel hücreleri şurada da görüyoruz. Şurada
Bu sağlıklı bir vajen, östrojen etkisinde skomoz epitelli bir vajen olarak düşünmek lazım. Bakın eğer skomoz epitel ortadan kalkarsa şu pazar bölgeye, yani bu bölgeye kalıyor sadece. Buna da atrofik vajinit deniyor. Ne oluyor? Bakın ara hücreler, parabazal hücrelerin görüldüğü, skomoz epitelin ortadan kalktığı durumlarda pH 4.5'un üzerine çıkmaya başlıyor. Çünkü laktik asit üreten laktobasiller ortadan kaybolmaya başlıyor. Bu da neyi oluşturuyor? Laktobasil azalırsa diğer vajen florası artmaya başlıyor. Buna da biz bakteriyel vajinozis diyoruz. Aerobik vajinit, atrofik vajinit gibi farklı isimlerde oluşabiliyor. Sağlıklı ekosistemde ne oluyordu? Östrojen üretimi proliferasyonu sağlıyordu mukozada. Mukozadan laktik asit ortama çıkıyordu. Laktobasillerde laktatı hidrojen peroksite dönüştürerek, laktik asiti ve hidrojen peroksite dönüştürerek hem diğer bakterilerin yapışmasını önlüyorlardı hem de ortamı asidik ortama çevirerek diğer bakterilerin ölmesine yardımcı oluyorlardı. Bakın burada bir skomos hücre, bol miktarda laktobasil görüyoruz. Temiz bir yüzey, sürüntüye taze preparat bunlar. Burada ise bol miktarda ara flora görüyoruz. Laktobasillerde azalma, virgül hücreleri dediğimiz işte gardnerellalarda da artma görüyoruz. Yine skomos hücreler var ama parabazal hücreler de aralarda var. Bu tam bir bakteriyel vajinozis. Yine skomos hücreler var ama çevresinde gördüğünüz gibi bunlara ipucu hücreleri ya da klusel deniyor. Hücrenin etrafına yapışmış şekilde bol miktarda gardnerella görüyoruz. Ortamda hiç laktobasil hemen hemen yok. Peki östrojen laktobasil kandida vajina epitel ilişkisi nedir? Bakın östrojen vajen epitelini arttırıyor dedik. Aynı zamanda da interleukin 6, interleukin 8 makrofaj migrasyon inhibitörünü arttırıyor. Ve nükleer faktör kappa B'yi azaltıyor. Bu nükleer faktör kappa B aslında inflamasyonun ana medyatörü. Eğer östrojen olmazsa, laktobasiller azalırsa nükleer faktör kappa B artıyor. Bu da inflamatör markerları arttırıyor. Yani sırf bakteriyel enfeksiyon değil, aynı zamanda non-bakteriyel inflamasyon da vajinada yanma hissi, kaşıntı hissi, kuruluk hissini arttıran ve ilişki sırasında ağrı hissini arttıran durumlar ki bunları probiyotik vererek bir miktar bu inflamatör markerları azaltabiliyoruz. Önemli olan şey hikaye alma, menstrual düzen, menstruasyonun azalması, tabii buna işte AMH azlığı, düzensiz menstruasyonun eklenmesi ekleyebilirsiniz. Cinsellik, libido, ağrı, kanama, ilişki sırasında libidoda azalma, bunlar sorulabilir. Kullanılan ilaçlar, antidepresanlar, antipsikotikler, idrar kaçırmanın başlayıp başlamadığı, bu olgularda örç de olur. Zaman içerisinde kolajende parçalanma arttığı için, kolajen liflerinde düzensizleşme olduğu için sarkma da, yani stres üriner inkontinans da zaman içerisinde oluşabilir. Menopozal semptomların eşlik etmesi, östrojen azlığına bağlı klimakterik semptomların olması da yine bize östrojen eksikliğini düşündürebilir. Vajinal akıntı ve kokunun olması, özellikle hepimiz biliyoruz kokmuş balık kokusu gibi bir kokun olması da bize bakteriyel vajinozu düşündüren şeylerden biri. Vazomotor rahatsızlıklar, sıcak basması, terleme, çarpıntı, menstrual düzensizlikler, bazen menstruasyon görmemesi, az görmesi, birkaç ayda bir görmesi, sinirlilik, baş ağrısı, baş dönmesi, depresyon, libido kaybı, bazen osteoporotik kemik ağrıları, bel ağrıları olması ve kardiyovasküler hastalıkların olması da bize östrojen eksikliğini düşündüren şeyler. Vajinal atrofiyi, ağrılı cinsel birleşmeyi ve üriner semptomların birlikte olması da östrojen eksikliğini düşündürüyor. Ne oluyor? Kuruluk, kaşıntı, dispareuni, vajinal akıntı, koitus sonrası ağrı, özellikle bu ağrı labium minüslerde ve vajen kubbesinde hissediliyor hastalar tarafından. Tekrarlayan üriner enfeksiyonlar, üretrede ağrı, hematürü ve idrar tutamama gibi bulgular oluşabiliyor östrojen eksikliğine bağlı olarak. Vajinal atrofiye baktığınız zaman dedik ki menopozal kadınlarda %50, bundan sadece %25'i
Yani semptomatik kadınların %25'i bir tedavi için doktora başvuruyorlar. Onun için bizim hastaları gördüğümüzde bunları sormamız lazım. Yani hasta bunları yaşına bağlı normal şeyler olarak düşünüyor ama sonuçta hayatının kalitesini çok azaltan şeyler atrofik vajinit. Neden söylemiyorlar? Yapılan araştırmalar göstermiş ki utanma, çekinme, vajinal sağlık konusunda bilgi yetersizliği ve tanı yetersizliği, yani çevresinde tedavi olan kişinin az olması da hastaları bu konuyu açmamaya iten şeyler. Vajinal semptomlar nedeniyle ne sıklıkta bir uzmana danışırsınız dediğimiz zaman, bakın, çok nadir veya asla diyenleri topladığınız zaman neredeyse hastaların %71'ine denk geliyor bu yüzde. Onun için bu konuyu bizlerin genel check-up ya da muayene sırasında hastaya açmamız, bunların varlığını sormamız, bunlar varsa da tedavisinin olabileceği konusunda hastayla tartışmamız gerekebilir. Bakın, perimenopoz ve postmenopoz dönemde gittikçe vajinal kuruluğa bakın, premenopozda %3 iken 3 yıl geçtiği zaman menopozda %47'lere çıkıyor vajinal kuruluk. Tanısal değerlendirmede vulvada kıl miktarında ve pigmentasyonda azalma, subkutan dokudan azalmasına bağlı mons pubis, labium majora ve minora'da hacim kaybı, vulvada peteşe eritem alanları, fistür ve sıyrıklar, vajinal darlık muayenede hassasiyet, sis spekülüm muayenesinde bu tür hastalarda küçük spekülüm kullanmak uygun olur. Bazen spekülüm muayenesinde de hastanın canını yakmamak için bir jel, ultrason jeli her hepimizde var, kullanılabilir. Tabii pH ölçecekseniz, vajinal sürüntü alacaksanız jellemeden almanız gerekiyor. Üstünde olması, vajinal sürüntüyü alıp patolojiye gönderdiğinizde matürasyon endeksi diye yazdığınız zaman onlar size bir endeks veriyorlar. 0-49 arasında olması endeksin bize atrofik vajiniti düşündürüyor. Tanı koydurucu oluyor, düşündürmüyor sadece. Genital değişimler ne oluyor? Bakın, yaşla birlikte özellikle östrojen eksikliğine bağlı olarak mons pubis'te ve labium majora'da atrofi, kuruluk ve labium minora'da kırışıklıklar oluşmaya başlıyor ki bazen kozmetik jinekolojide bu tür olgularda lipid dolgusu ya da PRP yaparak bu tür vulvodinya ya da ilişki sırasındaki ağrıları azaltabiliyoruz. O hacim, kaybolan hacmi yerine koyabiliyoruz. Hipotrofiye bakmak lazım. Orta ve ağır hipotrofi önemli ciddi östrojen eksikliğini gösteriyor. Eğer orta hipotrofi diyorsak deri katmanlarında gevşeklik, torbalaşma ve kırışıklıkların fazlalaşması, ilişki sırasında da disforini ve yanma var. Yine ağır olgularda derin kırışıklıklar, belirgin torbalaşma ve sarkmalar var. Kuruluk, disforini ve yanma hissi de belirgin. Bu çok ünlü bir sanat eseri aslında, biliyorsunuz. The Wall of Vagina, The Great Wall of Vagina. Bakın, ben bunu seviyorum tanısal olarak da kullanmayı. Burada görüyorsunuz sarkmalar, torbalaşmalar var hastalarda. İşte bu atrofi başlangıcını gösteriyor şu olgu. Bu olgu orta ve ileri düzey olarak değerlendirilebilir. Bu olgu şurada, bakın şurada bir hacim kaybı var. Üzerine, hamurun üzerine basılmış gibi duruyor. Bu hacim kaybı da birinci seviye olarak değerlendirilebilir. Bu tür sarkmalar ve derin kırışıklıklar ileri hacim kaybı olarak değerlendirilebilir. Bakın burada hacim kaybı var. Yine görüyorsunuz orta derecede hacim kayıpları var. Benim söyleyeceklerime ek olarak bir de spekülüm muayenesine baktığımız zaman vajen kıvrımlarında, rugalarda azalma, vajende solukluk, böyle pembe ağız mukozası gibi olan görüntüden ince rugaları kaybolmuş, daha düzleşmiş ve soluk bir vajinal görüyorsanız zaten bu da patolojiye bile göndermenize gerek yok. Hikayeyle birlikte vajinal atrofik vajinit tanısını koyabilirsiniz. Ya da alırsınız, matürasyon indeksini için gönderirsiniz. Bakın, burası östrojenize squamous hücreler içeren normal bir görüntü. Burada intermediyer hücreler, burada parabazal daha küçük, kromatinleri daha büyük bazal ve parabazal hücrelerde bu görüntüde hipoöstrojenik bir görüntü. Vajinitin tanısını baktınız, enfeksiyon var. Nasıl ayıracaksınız? Bakın, fizyolojik akıntı var. Hastayı bilgilendiriyoruz. Bir sıkıntı yok diyoruz. Eğer akıntıda bol köpüklü sarı yeşilse Trichomonas vaginalis,
Beyaz, şeffaf, bol, kötü kokuluysa bakteriyel vajinoz. 4,5'un üzerindeyse bakteriyel vajinoz ve trikomanas olabilir. 4'ün altında kandida hala olabilir. VIF testi pozitifse potasyum hidroksit damlatıyoruz lamın üzerine taze preparatta. Trikomanas ve bakteriyel vajinoz ile ilgilidir. Negatifse kandida ile ilgili olabilir. Bunlar atrofik vajinitle birlikte olabilir ya da hiçbir bakteri olmadan da atrofik vajinit olabilir değerli meslektaşlarım. Taze preparat yaparsanız trikomonatları, bol lökositi görebilirsiniz. Enfeksiyon eklenmişse üzerine ya da ipucu hücrelerini görebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Hocam teşekkür ederiz Eray Hocam. Gerçekten de kısa ve öz olarak anlattığınız için. Gerçekten de benim buradan vurgulamak istediğim bir iş var. Yani vulva vajina atrofi hastalara sorgulamadan, hastaların çok ifade edebildiği bir konu değil. Yani birçok hastanın ciddi semptomlar yaşasa bile bunları normal bir problem, tedavi edilemez bir problem veya utanmaktan dolayı hekimine sorgulamıyorlar. Herhalde biz kadın doğum hekimleri olarak bu vajinal atrofiyi ve vajinal atrofiye bağlı bu semptom kompleksini hastalara sorguladığımız zaman hastaların yaşam kalitesine olan etkilerini daha iyi algılayıp biraz sonra arkadaşlarımın anlatacağı bu hastalara daha iyi yardımcı olabileceğimizi anladım. Tabii ki burada sizin söylediklerinizden tanıdaki elimizdeki laboratuvar olarak da en iyi bulgulardan bir tanesi vajinal maturasyon indeksinin olduğunu. Burada parabazal hücrelerin hakim olmasının bir gene vajinal atrofi için elimizde objektif bir delil olduğunu vurguladınız. Gerçekten de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben şimdi hormonal terapileri sunmak üzere Sayın Profesör Doktor Çetin Çam. Çetin Çam şimdi Namık Kemal Üniversitesi'nde. Evet hocam buyurun siz dinliyoruz. Evet. Efendim iyi akşamlar Sayın Başkanım, Sayın Berna Hocam, Sayın Eray Çalışkan Hocam. Ayrıca bu vakitte ekranların başında olan sevgili meslektaşlarım, izleyicilerim. Eray Hocam çok güzel bu işin etiyolojisini ve fizyopatolojisini anlattı. Bunun üzerine ben de bu atrofik vajinitte tedavi seçeneklerinden biri olan hormonal tedaviyi anlatmaya çalışacağım. Şimdi daha önce de söylediğimiz gibi postmenopozal kadınların %10 ila 40'ında atrofik vajinit semptomlarını görüyoruz. Şimdi bunu Türkiye'ye uyarladığımız zaman ve de bunu sadece postmenopozal hastalara uyarladığımızda yaklaşık Türkiye'de ki menopoz yaşının 51 olduğunu düşündüğümüzde 2019 rakamlarıyla bunlar resmi rakamlar 50 yaşın üzerinde yaklaşık 10 milyon 10,5 milyon kadınımız var. Bu 10,5 milyon kadına bu şekilde baktığımızda şunu da dikkate almalıyız ki yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payı giderek artmakta. Yani dolayısıyla 2019 yılında 9,1 olan 65 yaş ve üzeri nüfus ki demin söylediğim 50 yaş üzeriydi. 2050 yılında %17,6'ya ulaşacağı tahmin edilmektedir. Yani dolayısıyla bu bahsettiğimiz atrofik hastalığın toplumundaki kadınların neredeyse 5'te 1'inde, 6'da 1'inde ortaya çıkacağını, bu semptomların ortaya çıkacağını düşünebiliriz. Şimdi daha önce de söylendiği gibi bu yaygınlığa rağmen semptomatik kadınların sadece %20 ila %25'i tıbbi yardım istiyor. Şimdi buna baktığımız zaman da önümüzde yine de yardım isteyen şu anda 250 bin ila 1 milyon kadın bu atrofik vajinit semptomları nedeniyle bir şekilde sayı çok yüksek olmasına rağmen bir şekilde hekimlerden yardım isteyebiliyor. Tabii bu bir tahmin, herhangi bir araştırma sonucu değil. Ama yine de bu rakam azımsanmayacak bir rakam olduğunu düşünürüz. Ancak burada daha önce de söylenildiği gibi atrofik vajinit hasta tarafından semptomlar çeşitli nedenleriyle ihmal edilen ve diğer taraftan da hekim açısından da baktığımızda bizler de bunu bir yaşlanmanın doğal sonucu olarak gördüğümüzde tanısını koymadığımız bir hastalık.
Yani şöyle poliklinik deneyimlerimizden baktığımızda bir önceki konuşmada söylendiği gibi daha küçük spekülumla muayene ediyoruz. Kanamalar oluyor, hasta acı çekiyor. Ancak hiçbir şekilde hani senin bundan bir şikayetin var mı? Bunu tedavi edilmesini istiyor musun diye sormuyoruz. Dolayısıyla bizler de kafamızı böyle kuma değil ama bulutların içine gömmüş ve bu konuda tanı koymadan gidiyoruz. Şimdi daha önce de söylendiği gibi çok basit. Normal burada hastanın yaşını görüyoruz. 50 yaşlarda östrojenin düşmesiyle Eray hocamı tekerrür etmek istemem. Bağ dokusu artışı, elastin parçalanması, kolajenin hiyalizasyonu bunları görüyoruz. Ve dolayısıyla hastalarda fissürler, ekimozlar, ülserler ortaya çıkabiliyor. Şimdi şöyle düşünelim. Bu fissürlerin, ekimozların, ülserlerin ağzımızın içinde olduğunu düşünelim. Mutlaka bir yardım isteriz. Ancak kadınlarımız yardım istemiyor ve en büyük olay da yaşam kalitelerini bu fissürlerle, ekimozlarla, ülserlerle, acılarla geçirmek zorunda kalıyorlar maalesef. Ve bunların rakamı da söylediğim gibi çok da az değil. Evet, peki o zaman ne yapacağız? Mantık burada böyle işliyor. Madem östrojen yok, o zaman biz östrojen verelim, hormonu replase edelim. Tedavideki temel mantık bu şekilde gözükebiliyor. Bu şekilde verdiğimizde burada östrojen molekülünü görüyoruz. İşte Eray hocamın da daha önce anlattığı gibi vajinal epitelde damarlanma artıyor, kalınlaşıyor ve yüzey hücreler artıyor ve semptomlar sönümleniyor. Evet, güzel. Evet, lokal vajinal östrojen kullanıyoruz. Burada sistemik östrojen replasman tedavisinden bahsetmeyeceğim. Soru olursa gelirim. Ve lokal vajinal östrojen yıllar boyunca, 10 yıllar boyunca tercih edilen tedavi olduğunu biliyoruz. Bir avantajı ne? Sistemik hormon replasman tedavisinden daha düşük östrojen miktarları kullanıyoruz. Bir diğer faktör de biraz paradoksal gibi gelecek ama sistemik hormon replasman tedavisinde östrojen alan kadınların 1/3'ünde atrofik vajinit nedeniyle lokal östrojen gelebilir. Yani sistemik bir östrojen tedavisi atrofik vajinit şikayetlerinin ön planda olduğu kadınların 1/3'ünde etkili olmayabilir. Lokal vajinal östrojen bileşenleri farklı, dozları farklı, uygulama yolları farklı ve biraz kafa karıştırıcı olabilir. İşte burada vajinal tabletler görüyoruz, vajinal ring görüyoruz. Ülkemizde şey olarak mevcut değil ve uygulama metotlarını görüyoruz. Neye göre seçiyoruz? Semptomların şiddeti fakat daha çok da hastanın tercihine göre seçiyoruz. Ülkemizde neler var? Şimdi burada ben markaları sildim ama bir aplikatörle uygulanan burada gördüğünüz gibi östriyor lokal olarak kullanılabiliyor. Diğer taraftan yine bir aplikatörle kullanılan, krem olarak olmayan, tablet olarak kullanılan östradiol preparatımız var. Diğer taraftan laktobasillerle desteklenmiş yine bir östriyol preparatımız var, vajinal tablet. Ve de yine aynı şekilde jel halinde bir estradiol preparatımız var. Gördüğümüz gibi elimizde seçenekler var. Fakat bunlardan hangisini kullanacağız? En son 2016'da yapılan bir Cochrane veri tabanı sistematik derlemesinde postmenopozal kadınlarda vajinal atrofi nedeniyle östrojen kullanımı incelenmiş. 30 prospektif çalışmada 6.235 postmenopozal kadında tüm preparatlar plasebo'ya göre eşit derecede etkin. Yani hangisini seçersek seçelim, sonuç açısından baktığımızda hasta kullanabiliyorsa bunlardan herhangi birisini hastaya önerebiliriz. Fakat şöyle bir şey var, bazı kadınlarda kremler aplikatörlerle kullanıldığı için tabletlere göre daha külfetli, yerleştirilmesi daha zor. Bu kişilerin daha çok geriatrik yaşlarda olduklarını, el becerilerinin daha az olduğunu da düşünmemiz lazım. Ve kremlerde daha fazla vajinal akıntı olduğunda kadınlarımız şikayet ediyorlar. Şimdi tabii ki bunun yan etkileri de var, advers etkileri de var. Bu lokal östrojen tedavisinde en sık gördüğümüz göğüslerde hassasiyet, vajinal kanamalar ortaya çıkabiliyor. Bir de tabii hepimizin korktuğu östrojene bağlı neoplazmlarda risk artışı. Evet, şimdi burada özellikle bir gruba dikkat çekmek istiyorum. Burada yine bizim resmi rakamlarımızdan olan 2020'de her iki cinsiyette her yaştan yeni kanser vakasına baktığımızda meme kanserinin %10 ila 3 ile kadınlarda, erkeklerdeki %1 oranını şey yapmayacağım, her yıl 24.175 vakanın
bildirildiğini görüyoruz meme kanseri olarak. Ve bu meme kanserinde ortalama yaş 51.6 fakat 40 yaş altı %17, premenopozal döneme baktığımızda meme kanseri hastalarının %45'inin premenopozal dönemde olduğunu görüyoruz. Ve premenopozal dönemde daha genç yaştaki hastalarda tabii ki bunların bir tabii ön düşünce olarak cinsel yaşamları daha aktif oluyor yaş olarak. Ve de buradaki meme kanseri hastalarının östrojen reseptör pozitifliğinde %70 olduğunu düşündüğümüz zaman ve bunlarda antiöstrojen tedavi kullandığımızda yaklaşık meme kanseri olan yılda 7000 kadının bu şekilde atrofik vajinit nedeniyle bir takım vajinal semptomlar ve de cinsel sorunlar yaşadığını hesaplayabiliriz. Ve bu durumda yapacağımız iş, tabii ki östrojen kullanamıyoruz. Alternatif tedavileri biraz sonra Berna Hocam anlatacak. Bunları mutlaka dikkate almak durumundayız. Bu alternatif tedaviler dışında yine ülkemizde olmayan dehidroepiandrosteron, sadece kelime olarak söylüyorum. Diğer taraftan bir serm olan ospemifen de FDA'den onay aldığını burada söylemek istiyorum. Sonuç olarak vulvovajinal atrofi yüksek prevalansa ve yaşam kalitesini oldukça bozmasına rağmen hastalar tarafından dile getirilmemekte. Tanısını koymuyoruz. Bu nedenle tedavi etmiyoruz. Ve jinekologlar, yani bizler, bu semptomları olan hastaları veya bu bulguları olan hastalarla açık olarak konuşmalı, onları farkındalığını arttırmalı ve tedaviye mümkün olan en erken dönemde başlayarak devam etmeliyiz. Ve en önemli şeylerden bir tanesi, östrojen sıkıntılı olduğu için tedavide hormonal tedavi dışında alternatiflerinde olduğunu bilmeliyiz. Teşekkür ederim. Hocam, Çetin Hocam teşekkür ederiz. Gerçekten de vajinal atrofinin ana tedavisinin östrojen olduğunu, fakat östrojeni kullanmakta bazı çekincelerimiz olduğunu, özellikle sistemik östrojen kullanımından hiç bahsetmediniz mevcut durum dolayısıyla. Lokal östrojen kullanımında da belli bir gruba östrojen kullanımının sakıncalı olabileceğini, ama vajinal maturasyon indeksini yükseltecek ana konuda östrojen olduğunu vurguladınız. Gerçekten de meme kanseri kadınlar açısından önemli bir kanser. %70'inde, 80'inde ne yazık ki östrojen ve progesteron reseptörleri müspet olduğu için, sizin de ifadeniz belirttiğiniz üzere lokal krem veya vajinal tablet de kullansak, bunlardaki sistemik östrojen düzeyinin belirgin olarak belli bir hafta sonra arttığını, hele atrofi zeminindeyse bu kullandığımız ilaçlar absorpsiyonlarının çok daha kuvvetli olduğunu, tedavinin ilk haftalarında daha yüksek değerlere ulaştığını biliyoruz. Dolayısıyla temel konu, ciddi bir yan etki yoksa, yan etki oluşabilecek bir iş yoksa östrojen, ama varsa da diğer alternatif yöntemler. Diğer alternatif yöntemlerini de şimdi Berna Halloğlu hocamdan dinleyelim. Ondan sonra tartışmayı başlayacağız. Berna Hocam buyurun, non-hormonal atrofik vajinitin tedavi yöntemleri neler efendim? Buyurun hocam. Hocam sanırım gözüküyorsunuz, değil mi? Şimdi tekrar herkese iyi akşamlar. Benden önce gerek Eray Hocam gerekse Çetin Hocam çok güzel bahsettiler. Hem bu genitourinary sendromun, atrofik vajinit veya daha popüler isimle genitourinary sendromun tanısının nasıl kurulacağını ve primer tedavimizin tabii ki östrojen hormonu olduğundan. Fakat Ateş Hocam, sizin de belirttiğiniz gibi meme kanseri oldukça sık gözüküyor. Bu hastalar çok fazla karşımıza geliyor ve östrojen kullanamadıkları için diğer tedavileri de bir miktar bilmemiz gerekiyor. Ben de size bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Bunlardan ilki çok basit, hepimizin reçete ettiği vajinal nemlendirici ajanlar. Bu ajanların düzenli olarak kullanımları gerekiyor. Bunlar biyoadhesif etkili ajanlar ve daha çok polikarbofil bazlı olanları kullanıyoruz. Bunlar daha etkililer. Bu polimerler vajinal pH'de düşüyorlar. Aynen vajinal sekresyonları taklit ediyorlar ve hastada semptomların gerilemesine neden oluyorlar.
Lubrikanlar ise çok daha sıklıkla reçete ettiğimiz, genellikle ilişki sırasındaki kuruluğu azaltmada etkili olan, daha kısa süreli etkili, düzenli kullanılmasına gerek olmayan ajanlar. Burada WHO'nun önerdiği bu tip ajanların ozmolalitesinin 380 milliozmol bölü kilogramdan az olması. Buna birazdan neden bu şekilde dikkat edilmesi gerektiğini söyleyeceğim. Su bazlı, gliserin bazlı veya silikon bazlı olabiliyor bu lubrikanlar. Ve genellikle eğer kombinasyon tedavisi yaparsak, yani polikarbofil bir jeli, vajinal jeli haftada 4 ila 7 kez verip bir de ilişki öncesi gliserin bazlı bir lubrikan verdiğimizde hastanın semptomlarını, özellikle kuruluğa bağlı semptomlarını oldukça azalma görüyoruz. Nitekim yapılan çalışmalarda da bu şekilde vajinal kuruluğu olan hastalarda nemlendirici intravajinal preparatlar verildiği zaman, özellikle de polikarbofil bazlı olduğu zaman oldukça başarılı olduğundan bahsedilmiş. Ama her lubrikanın veya nemlendirici ajanın içeriği aynı mı? Buna dikkat etmek gerekiyor. Bu yüzden ozmolalite önemli. Çünkü bizim verdiğimiz ajanların aynen vajinal sekresyonları taklit etmesi gerekiyor. Bu Londra'dan yapılmış bir çalışma. Piyasadaki yaklaşık 20 küsur ajan incelenmiş. Bakın burada siyah renkli gördüğümüz barlar hiperozmolar olanları gösteriyor. Yani piyasaya verilmiş lubrikan veya nemlendirici ajan, ama bir kısmı da artık hani kullanılması, kesinlikle kullanılmayacak sınırda olacak şekilde hiperozmolar. Burası da pH tarafı. Bakın burada da şu renkte gördüklerimiz pH'nın asidik olmadığı preparatlar. Dolayısıyla biz belki çok kolay bir şekilde reçete edebiliyoruz ama bir şekilde ozmolalitesine ve pH'sına dikkat etmek, incelemek, ondan sonra reçete etmek daha uygun olabilir. Türkiye'den böyle bir çalışma baktım ama göremedim. Belki de bizde de yapılmasında fayda olabilir. Ama genel olarak bu yayının da söylediği şu: eğer hastanın günlük yaşamını etkileyecek ve sürekli ağrı yatıracak bir kuruluğu varsa daha çok nemlendirici ajanlar. Sadece ilişki öncesi ağrı, ilişki sırasında ağrı, dispareuni şikayeti varsa lubrikan ajanlar kullanılmasında fayda var. Ama hangi ajanı vereceksek verelim, bir asidik pH'sının olması lazım. İkincisi de 380 milliozmol bölü kilogramın altında bir ozmolalitesinin olması gerekiyor. Diğer tedavilerde kolostrum da aynı şekilde tedavide faydası olabilecek bir ajan olarak düşünülmüş. Kolostrum vajinal jel halinde sığır kolostrumu verilmiş ve çalışma yapılmış. Çok fazla çalışma yok ama olumlu etkilerin olduğundan bahsediliyor. Seksüel aktivitenin devam etmesinin atrofik vajiniti engellediğine dair yayınlar olsa da yapılan çalışmalarda bunun çok da etkili olmadığı görülmüş. Vajinal vitamin D, vitamin E ve probiyotiklerin de etkisi var. Özellikle Lactobacillus inners ve Lactobacillus crispatus eğer fazlaysa o zaman atrofik vajinite faydası olabiliyor. Ama non hormonal metotlar deyince daha çok aklımıza gelen ilk planda lazer oluyor. Hepimizin bildiği gibi mikroablatif fraksiyonel karbondioksit lazer var, bir de nonablatif erbium yak lazer var. Her ikisi de aynı şekilde dokuda termal hasar meydana getiriyorlar ve kolajen remodeling yapıyorlar. 4 ila 6 hafta arayla 3 kez 10 ila 15 dakikalık uygulama yeterli oluyor. Fakat bu endikasyonda henüz FDA onayları yok lazer cihazları. Çalışmalara baktığımız zaman sunumun başından beri ve webinarın da başından beri vurgulandığı üzere çoğu çalışma meme kanseri survivor'larda yapılmış. Bu çalışmada bu vajinal health index, pek çok çalışmada bu geçiyor. Bu şöyle bir skorlaması: pH'si, işte vajinanın nemlen sıvı miktarı, epitelin integritesi hekim tarafından değerlendirilip bir skorlama oluşur. Eğer bir skor 15'in altındaysa genitourinary sendrom tanısı koyuluyor, 15'in üzerindeyse koyulmuyor. Bu çok konuda kullanılan çok fazla skor var ama en çok çalışmalarda kullanılan bu. Ve pH değerleri, bakın burada 6 ay sonra pH değerlerinde bir azalma ve vajinal health index skorlarında bir artış görüyoruz. Keza aynı şekilde vajinanın elastisitesi, sıvı volümü, epitelial integrite oldukça olumlu yönde değişmiş. Vajinal östrojenle karşılaştırmasına baktığımız zaman lazerin, karbondioksit lazerle bakılmış bu hastada, bu çalışmada 6 aylık sonuçlarında etkinlikte herhangi bir farklılık yok, yan etkide farklılık yok ve hastaların ortalama %70'inde, %80'inde oldukça başarı bildiriliyor. Ama bunların hepsi farkındaysak kısa dönem çalışmalar, uzun dönem çok fazla yok. Gene fraksiyonel karbondioksit lazerin bir avantajı olabileceğinden daha bahsediyor. O da vajinal flora üzerine olan etkisi. Bu çalışmada 3 kez lazer terapi yapıldıktan sonra Lactobacillus yüzdesi %100'e kadar çıkıyor. pH düşerken Lactobacillus'un yüzdesi artıyor. Yapılan review'da çok fazla çalışma var çünkü lazerle ilgili. Genel olarak şu var, özellikle meme kanseri survivor'larında.
Kısa dönem başarı var ama uzun dönem datamız yok etkinlik ve güvenirlik açısından. Keza Ayuga'nın da komite raporunda gerek stres inkontinansa gerek genitürner sendromu tedavisinde gerekse vajinal laksite tedavisinde daha iyi çalışmalara ihtiyaç olduğunu da biliyoruz. Bir diğer metot da radyofrekans. Bununla da ilgili literatürde çok fazla çalışma var ama aynen lazer gibi kısa dönem sonuçlar var. Özellikle son dönem dinamik kuadripolar radyofrekansın etkili olabildiğine dair bir iki yayın var ama bu konuda dediğim gibi çok fazla kanıta dayalı tıp açısından çok fazla kanıtımız yok. Ama genel olarak toparlama yapılırsa genitourinary sendromlu hastalarda bu son söylediğim metotları kıyaslarsak her iki lazer de radyofrekanstan daha iyi. Her iki lazer birbiriyle kıyaslandığında da karbondioksit lazer bir tık daha iyi gözüküyor başarı açısından. Yine bir diğer review'da az önce söylediğim bütün nemlendirici ve lubrikan ajanlar etkili. Lazer etkili tipine bakılmaksızın ama hepsinin kısa dönem, yani bu lazerin kısa dönem çalışmaları var, uzun dönemi bilinmiyor. Guideline açısından baktığımızda da ileri evre meme kanserli hastalardaki son yayınlanan guideline grup, ki bu Eylül 2020'de yayınlanan guideline, bu hastalarda bir dispareuni ile karşılaştığımızda ilk seçenek hormonsuz lubrikanlar ve nemlendirici ajanlar, özellikle su bazlı olanlar ve hyaluronik asit jel, birazdan bahsedeceğim bunlar. Eğer bunlar etkili olmuyorsa düşük doz östrojen içeren vajinal medikasyonlar öneriliyor. Lokal testosteronun, vajinal lazerin ve hyaluronik asit enjeksiyonlarının henüz yeri belli değil. Guideline'lere girecek tedaviler değil henüz. Şimdi hyaluronik asite biraz daha yakından bakarsak aslında bu vücudun ürettiği doğal bir molekül. Yeni kolajen yapımını indikliyor, doku matriksini destekliyor, su tutulumunu sağlıyor ve dokuda nemlenmeyi sağlıyor. Su tutulumunu sağladığı için de bunun volümetrik etkisinden ve estetik amaçlı kullanımından da söz etmek mümkün. Ve hyaluronik asitle ilgili literatürde yapılmış pek çok çalışma var. Sadece estetik amaçlı değil. Mesela serviks kanseri sonrası yapılan brakiterapide komşu organların radyoterapiden etkilenmesini engellemek için de mesane ve rektumun vezikovajinal septuma veya rektovajinal septuma hyaluronik asit enjeksiyonları yapılıp komşu organların radyoterapiden daha az etkilendikleri gösterilmiş son yayınlarda. Burada hangi dokuya hangi tip hyaluronik asiti kullanacağınız önemli. Çünkü hyaluronik asitin reolojisi o dokuya göre olmalı. Biz estetik amaçlı kullanacaksak, dolgu amaçlı kullanacaksak ona göre çok kuvvetli çapraz bağları olan bir hyaluronik asiti verecekken rejeneratif amaçlı kullandığımızda işler biraz daha değişiyor. Şimdi eskiden beri hyaluronik asitin vajinal jeli veya kapsülünü vulvovajinal atrofi tedavisi amacıyla kullanıyoruz. Östrojenle yapılmış bu çalışma gene karşılaştırıldığında her ikisinde de aynı şekilde VAS skorlarında bir azalma görülmüş ve hormon kullanamayan hastalarda östrojene, hyaluronik asit vajinal jelinin östrojene göre bir alternatif olduğundan bahsedilmiş. Gene aynı şekilde burada hyaluronik asit emdirilmiş PESTER'lerle yapılmış bir çalışma. Burada da hastaların 3 ay sonraki tedavilerine bakıldığında VAS skorlarında düşme ve bu vajinal health index'te de ciddi anlamda bir artış görülmüş. Ciddi bir yan etki de yok. Bu konuda 2021 Ocak'ta yeni yapılmış bir review. Sonuçta hyaluronik asit vajinal östrojenlerle etkinlik, tolerabilite veya güvenirlik açısından karşılaştırılabilir ve hormon tedavisi alamayan hastalarda bir alternatif tedavi olarak kullanılabilir. Ama hyaluronik asit de aynen bir vajinal nemlendirici ajan gibi düzenli kullanım gerektiren, her gün bir kapsül veya jel kullanımı gerektiren bir ajan. Dolayısıyla acaba biz bunu enjektable şekilde verip de daha uzun süreli etkisinden faydalanabilir miyiz diye düşünülmüş. Bu konuda da bir iki çalışma var. Bunlardan bir tanesi termal stabilize edilmiş hyaluronik asidi vermek vulvovajinal atrofili olgularda. Bu öncesi, bu da sonrası vestibülün. Ve burada 6 ay sonra değerlendirildiğinde özellikle vestibül bölgesinde oldukça olumlu etkiler görülmüş. Hastaların VAS skorlarında azalma ve seksüel skorlarında da FSFI skorlarında da artış görülmüş. Yine aynı şekilde PRP ile birlikte karıştırıp o şekilde enjeksiyonu yapılmış başka bir çalışma. Bu da 6 aylık çalışma. Yine aynı şekilde vajinal health index'te bir artış söz konusu ve seksüel skorlarda gene anlamlı bir artış söz konusu.
Hiyaluronik asidi enjektan bu şekilde vermenin bir diğer yolu, daha uzun süreli etki olmasının yolu da interkalasyon. Bu teknoloji kullanıldığı zaman hastaya hem medium çapraz bağlı bir hiyaluronik asit veriyoruz, hem de bunun üzerinde serbest hiyaluronik asit var. Bunu bu şekilde örtülü bir şekilde veriyoruz dokuya ve böyle verdiğimiz zaman bu molekül yapısı içerisindeki hiyaluronik asit, serbest hiyaluronik asit, interkale edilmiş olan hiyaluronik asit hızlı bir şekilde çözülmeden vücut içerisinde enjekte ettiğimiz bölgede korunuyor, yavaşça ve uzun sürede salgılanıyor. Ve biz farklı molekül ağırlıklarında hiyaluronik asit verdiğimiz için bu şekilde farklı dokularla difüze olarak maksimum etkiyi oluşturmasını sağlıyoruz. Böyle bir teknoloji de var. Bizim de şu anda devam eden çok merkezli bir çalışmamız var. Vulvovajinal atrofi olgularında bu medium çapraz bağlı hiyaluronik asit enjeksiyonu yaptığımız hastalar var. Şu anda sonlarına yakınız ve oldukça hani iyi sonuçlar da elde ediyoruz. Sonuç olarak non hormonal yenitorinersis sendrom tedavisi, özellikle östrojen alamayan meme kanseriyle meme kanseri tedavisi sonrası gelişen atrofi hastalarında oldukça önemli bir yere sahip. İlk seçenek tabii ki lubrikanlar ve nemlendirici ajanlar veya hyaluronik asitin jeli ya da kapsülü. Lazer kısa dönem başarısı yüksek ama pahalı ve uzun dönem datası henüz yok. Gene aynı şekilde radyo frekans için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Enjektablı hyaluronik asit de gelecek vaat eden bir tedavi diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evet, ben de Berna Hanım'a teşekkür ediyorum. Gerçekten siz de non hormonal terapileri oldukça düzgün bir şekilde bize özetlediniz. Ben de kısaca üzerinden geçersem, ilk başta nemlendirici veya lubrikanlarla gidiyoruz. Hyaluronik asit içeren jel ve kapsüllerin zaten standart bir tedavi olduğunu, intravajinal uygulamaların olduğunu, hyaluronik asit çapraz bağlı hyaluronik asitin vajen mukozasına ve mukoz altına enjekte ederek daha uzun sonuçlar almak üzere çalışma yürüttüğünüzü ve kısa dönemde de buralardan iyi sonuçlar aldığınızı ifade ettiniz. Tabii ki diğer bir seçenek de lazer ve radyo frekansın ise kısa süreli sonuçlarının hiç de kötü olmadı ama uzun süreli sonuçlarının ve uzun süreli vajen olan etkilerinde çok net bilmediğimizi ifade ettiniz. Ben bu özetlemeyi yaptıktan sonra müsaade ederseniz sorular var. Soruları ilk önce Çetin Çam'a yöneltilmiş bir soru var. Lokal östrojenin maksimum kaç yıl kullanabileceğine dair çalışmalar var. Teşekkürler, Gülcan Albayrak. Ne kadar süre kullanabiliriz Çetin Hocam? Bu konuda çok net bilgi yok. Yani bu şeylere baktığınız zaman, bu konudaki literatüre baktığınız zaman kullanılan östrojenin türüne göre de değişiyor. Fakat bilinen tek bir şey var. Ne kadar erken başlanırsa o kadar fazla fayda görüyor ve de bu kullanımın daha uzun süresi, yani 3 yıl, 6 yıl, 5 yıl, 8 yıl diye herhangi bir şey yok. Hasta fayda gördükçe genel olarak devam edin deniyor. Evet. Eray Hocam, radyoterapi sonrası da özellikle brakiterapi sonrası vajinada atrofi, rugaların kaybolduğunu görüyoruz. Yani buradaki mekanizma, hastanın östrojenize essek bile östrojen bağımlı olmayan kanserlerde bir geri dönüş olmuyor. Bunu neyle açıklıyoruz? Yani oradaki mukozanın harap olmasıyla mı açıklıyoruz? Nasıl bir yorum yapabilir misiniz? Radyoterapi sonrası gelişen vajinal atrofi veya vajinal disfonksiyonları nasıl yorumluyoruz? Öyle bir soru var. Radyoterapi sonrası oluşan. Hocam şimdi bu serviks yağda overleri almadan da radyoterapi verebiliyoruz. Bunlarda primer overlen yetmezlik oluyor. Östrojen azalıyor genç kadınlarda. Bu sebeple östrojen azlığı da ekleniyor radyoterapinin hasarına. Radyoterapinin fibrozisi hücre ölümüyle oluyor. Serbest radikaller ortaya çıktıktan sonra hücre ölümünde de dokunun fibrozisle iyileşmesi. Biz kendi deneyimimizde de birçok hastada bu tür fibrotik olgularda vajen daralıyor, küçülüyor, ciddi striktürler oluşuyor ve cinsel
hem ağrı oluyor cinsellikte, hem de bunları klasik olarak efendim lateral kestim, uzunlamasına diktimle vajeni düzeltemiyorsunuz. Çünkü fibrozisin oluşturduğu bu yuvarlak halka şeklinde organize fibrotik doku kesmeyle, dikmeyle ortadan kaybolmuyor. Tamamen ortadan kaybetmek gerekir. Yeni vajen dokusu ya oraya bir yerden deri yamamak lazım, tüm fibrozisi çıkarıp, ya da oraya bir sigmoid çekmek gerekebilir. Flap çevirmek gerekebilir. Tabii bu fibrozisi arasına da mikrolipid enjeksiyonu yapıyoruz hocam, hyaluronik asitle birlikte. Bu da oradaki mikrolipid de bu fibrozin düzgün yerleşmiş fibrotik alanlarını ve demetleri parçalayıp uzattığı için, değiştirdiği için hastalarda daha uzun süreli bir geri dönüş oluşuyor. Ama buradaki mekanizma aynı zamanda apoptoza bağlı. Hem mukozanın ölümü, hem kanlanmanın bozulması. Kanlanma bozulduğu için bunlara östrojen vererek buradaki mukozayı büyütemiyorsunuz, fibrozisi çözemiyorsunuz. Evet. Yani temel prensibin hücre ölümü, mukoza ölümü artı fibrozis dediniz. Ve bunları da çözmek için çok daha farklı bir tedavi yöntemleri yapılması gerektiğini söylediniz. Gene Çetin Hocam, verdiğiniz krem veya tabletler ne kadar süreyle vermeliyiz? Doz aralıkları ne olmalı? Şimdi deminki sorunun aşağı yukarı aynısı. Gerçekten dediğim gibi bu şeylere baktığınız zaman östradiol mu kullanıyorsunuz, östriol mu kullanıyorsunuz? Buna göre bir takım rakamlar değişiyor. Ve de baktığınız zaman günde yaklaşık bir 10 ila 30 mikrogram östrojen verdiğinizde bu vajinal semptomların azaldığını görüyoruz. Şimdi bir üst sınır yok. Ve de kullanılan preparata göre de kendilerinin önerdiği bir takım kendilerinin programları var. Yani bazılarını sadece 12 gün kullanıyorsunuz. Bazılarını 2 hafta her gün kullanıp daha sonra haftada 2 doza iniyorsunuz. Bu tamamıyla sizin kullandığınız preparata bağlı değişiyor. Ancak tabii bu sorunun nedenini ben anlıyorum. Yani biz hastaya ne kadar östrojen maruziyetini bırakacağız ki herhangi bir bu istemediğimiz arzular olmasın. Şimdi burada gerçekten sıkıntılı bir durum var. Bu ilaçların prospektüslerine de baktığınızda bu yan etkilerini, işte şudur, kullanımdır, kontraindikasyonlardır, şunlardır, bunlardır. Lokal preparatlar olmasına rağmen bunların prospektüslerindeki bütün bu bilgiler sistemik östrojen kullanımına bağlı. Dolayısıyla siz de bunu okuduğunuzda, hasta da bunu okuduğunda ben kötü bir şey yapıyormuşum gibi bir duyuya kapılıyor ve de mümkün olan en kısa zamanda en az dozda vermek gibi bir dürtü ortaya çıkıyor. Bu da doğal aslında. Bütün tıbbi uygulamalarda bunu yapmak lazım. Ancak hasta semptomatik olduğu sürece, ilaca ihtiyacı olduğu sürece, fayda gördüğü sürece aralıklı olarak ve de hastanın ihtiyacına göre gerekirse de preparatı değiştirerek kullanılacak. Bunun bir süresi yok. Yani 3 ay kullanalım bırakalım, ondan sonra 6 ay kullanalım, 3 yıldan sonra hiç kullanmayalım falan diye herhangi bir kanıtlanmış bir bilgimiz yok. Hasta semptomatik olduğu sürece, tolere ettiği sürece, kontrol ettiğimizde herhangi bir yan etki olmadığı sürece bu lokal östrojeni kullanabiliriz. Benna Hanım, size bir soru var. Türkiye'de hyaluronik asit preparatı var mı? Bu yaptığınız çalışmayı nasıl yapıyorsunuz? Birazcık detay bilgi istiyorlar. Buyurun. Hocam, hyaluronik asitin kapsülü var. Şimdi tabii isim zikretmem uygun olmaz ama piyasada oldukça rahatlıkla östrojen içermeyen, hyaluronik asit içeren kapsül şeklinde bir preparat var. Hyaluronik asit enjeksiyonu ile ilgili olarak da genital bölgede endikasyonu olan ajanlar sınırlı. Gene isim zikretmek istemem ama bunların değişik yapıları var. Çapraz bağlarına göre veya işte içerisinde kullanılan hyaluronik asitin kullanılma teknolojisine göre farklı ajanlar var. Bunları da yani kolaylıkla bulabilirler aslında. Şimdi isim zikredemediğim için net bir şey söyleyemiyorum tabii ki ama çalışmayı çok rahatlıkla yapıyoruz. Yani ulaşmak çok kolay aslında. Vajinaya kaç noktaya enjekte ediyorsunuz? Hocam, mukoza şimdi, altına mı?
Protokolümüz şöyle, biz 40 noktaya aslında enjekte ediyoruz ama 40 nokta derken 40 ayrı delik açmıyoruz. Şimdi vajinanın üst kısmında 4, alt kısmında 4 tane delik 23 gauge'lık iğneyle açtıktan sonra 25'lik kanüle içeriye girip aspire ettikten sonra geriye çekerek birer santim arayla 5 noktaya verdiğiniz zaman öne 20, arkaya 20 otomatikman enjeksiyon yapmış oluyorsunuz. Ama hani ille bu kadar noktaya yapmak gerekli mi? Hayır. Yani genel olarak vajina duvarına tek tek iğneyle de yapabilirsiniz. Bu şekilde kanülle de uygulayabilirsiniz. Yaklaşık 10 dakika falan sürüyor. Fazla sürmüyor. Poliklinik şartlarında yapılabilen bir işlem. Anestezi gerektirmiyor. Sadece benim 2-3 tane hastam çok ciddi atrofik vajinit. Artık vajina çok daralmış ve çok kötü durumdaydı. O zaman onlara spekulum bile takılamayacak durumda olduğundan mecburen anestezi altında yaptım ama rahatlıkla dediğim gibi poliklinik şartlarında yapılabiliyor. Anladım. Ve ulaşmak da zor değil ürün hocam. Evet. Gene ilişkili bir soru. Sizle devam etmek istiyorum Berna Hanım. Diyor ki jel formundaki hyaluronik asitin moleküler ağırlığı yüksek olduğu düşünüldüğünde vajenden emilim oranı nedir? Gerçekten bir emilim oluyor mu? Hyaluronik asidin şimdi jel olarak verdiğiniz zaman daha kısa süreli etkili. Şimdi kısa süreli etkide daha düşük molekül ağırlıklı kullanılıyor. Yüksek molekül ağırlıklı kullandığımız zaman hyaluronik asidi kalıcılığını artırmış oluyoruz. Jel ve kapsüllerde çok fazla yüksek molekül ağırlıklı hyaluronik asit yok. Ne kadar yüksek molekül ağırlıklı verirse kalıcılık o kadar artıyor. Daha çok enjektable olan formlarda olan bir şey. Bu çapraz bağlarla da kuvvetlendiriliyor. Yüzde falan çok fazla hani estetik amaçlı kullanılıyor ama hani genital bölgede kullanılması hani biraz daha bizim için yeni bir şey. Ama diğer branşlarda zaten slide'da da gösterdim hocam. Servis kanseri sonrası brakiterapide bile gerek vajinanın gerekse komşu organların etkilenmesini, kötü yönde etkilenmesini engellemek amacıyla bile kullanılıyor. Her dokunun farklı hyaluronik asite ihtiyacı var. O yüzden hani ille şurada şu kadar burada bu kadar kullanılması ya da bu molekül ağırlıkta kullanılacak diye bir şey yok. Hepsinin yapısı farklı. Ama jel olarak yüzde isterseniz jelin şu kadar yüzdesi emilir diye bir yüzde yani ben bilmiyorum açık açık konuşmak gerekirse. Evet, teşekkürler. Eray Hocam, vajinal maturasyon indeksi günlük pratikte kullanılıyor musunuz? Semptom sorgulamada Türkçe validasyonu olan anket var mıdır? Hocam günlük pratikte kullanmıyoruz. Yani patolojiye gönderin, maturasyon indeksi sonucunu bekleyinden çok hastanın hikayesi, semptomu, gördüğümüz atrofi, muayene sırasında gördüğümüz ruga kayıpları, bunların hepsiyle birlikte bir tanı koyuyoruz, tedavi başlıyoruz. Zaten yani maturasyon indeksi %100 tanı koyduracağı ama pratik değil. Pratiğe de üstünlüğü yok zaten. Hastanın semptomu varsa semptomu vardır zaten. Evet. Şöyle bir soru var. Çetin Hocam, vajinal yoldan östrojen kullanımına yönelik meme kanserli olgularda çalışma var mı? Şimdi bu konuda şöyle bir birkaç review var. Birkaç çalışmayı şey alan. Şimdi onlara da baktığımız zaman genel düşünce şu, lokal yoldan östrojen kullanımının meme kanserinin gidişatını veya ortaya çıkışını arttıran bir faktör yok deniyor. Ancak yine de bunun çok dikkatli kullanılması gerektiği söyleniyor. Dolayısıyla sırf o yazılara bakarak burada bir risk artışı yok. Ben meme kanseri olduğunu bilen hastanın yaşam kalitesini arttırmak için işte bildiğim standart tedavi olan östrojeni kullanırım demek bence şu andaki pratiğimizde çok büyük cesaret gerektiriyor. Evet. Ama bu konuda hazard ratio'nun ondan sonra risk faktörünün arttığını göstermeyen bir takım çok da güçlü olmayan çalışmalar var. Onlara güvenip de ben tıbbi pratiğimi değiştireceğimi düşünüyorum. Evet, yani bildiğimiz bir iş var. Vajinal yoldan tablet de kullansak, krem de kullansak kan östrojen düzeyi artıyor mu? Artıyor. Dolayısıyla östrojen bağımlı bir kanserde sizin de dediğiniz gibi bunu kullanmak şu anki pratiğimiz için doğru olmadığını ben de düşünüyorum.
Ve zaten kullanacaksanız da mutlaka kişinin onkoloğuyla birlikte oturup karar verin. İkiniz birlikte karar verin diyorlar. Mustafa Balcı Hocam diyor ki lokal östrojen kullandığınız östrojen bağımlı bir kanseri olmayan postmenopozal bir kadında endometrium kalınlığı takip etmek gerekiyor mu? Yani eğer diğer risk faktörleri de varsa mutlaka takip etmek gerekiyor. Bu konuda görüş bildirmek isteyen Eray Hocam, Berna Hocam. Yok hocam. Yok. Serap Yaltı Hoca, Berna Hanım'a soruyor. Soru şu, kolajen çapraz bağı atrofik olanda az mı olmalı? Hocam çapraz bağ ne kadar kuvvetli olursa o zaman o bağladığınız moleküllerin orada ayrılması o kadar uzun sürüyor. Yani etki daha uzun sürüyor, daha fazla su tutuyor, daha kalıcı ve volümetrik etkisi oluyor. Çapraz bağı yapmak için bazı maddeler kullanılıyor. Şimdi bu çalışmada kullandığımız şeyde, hyaluronik asitte interkalasyon yapıldığı zaman bu çapraz bağda kullanılan maddeden, mesela maddenin BDDE diye bir madde var, o etere dönüşüyor. Eterin de vücuttan bir şekilde hani atılması gerekiyor. Vücuda inert bir madde. Dolayısıyla biz hyaluronik asidi seçerken de bunlara da dikkat etmeliyiz. Yani vücuda daha az inert madde sokacak, daha az sıkıntı yaratabilecek çapraz bağ olacak. Rejeneratif etkiden faydalanmak istiyorsak daha nazik bir çapraz bağ olacak. Ama kalıcı volümetrik etkili kullanılacaksa, öyle bir amaç için kullanılacaksa daha kuvvetli bir çapraz bağ olacak. Dolayısıyla hani çapraz bağı azaltmak için de hani bazı teknolojiler kullanılabiliyor. Benim bahsettiğim teknoloji de biraz bunu sağlıyor. İnterkalasyona daha az, relatif olarak çapraz bağ daha az oluyor. Daha fazla hyaluronik asit vermiş oluyoruz. Bazı tekniklerle değiştirilebilir. Evet. Yani bizim konumuzda ne kadar ilgili ama Samet Kafkas Hoca sormuş, emekli bir meslektaşımız Aydın'dan. Diyor ki, hepinize teşekkür ediyor. Bazı farklı yaş gruplarındaki hastalarımız namaz kılarken, eğilip doğrulurken rahatsız edici ses oluştuğu ve bunun kendilerine mahcubiyet yarattığı kolpofoni hastalarına yaklaşımınız nedir? Bilgisi olan arkadaşın var mı? Eray Hocam bu konularda senin bilgin olur genelde. Bir daha kolpofoni. Sonra ben anlamadım onu. Namaz kılarken vajenden ses geliyormuş Eray Hocam. Evet, buna hocam. Kolpofoni deniyormuş. Bu hastalarda Samet Kafkas Hocam soruyor Aydın'da. Belli bir yaklaşımınız var mı diyor. Bu hastalara ne yaparsınız diyor. Namaz kılarken vajenimden ses geliyor hocam, diyen bir hastaya yaklaşım. Ya lazer atışı yapmak gerekiyor. Biraz sıkılaştırmak için. Ya da pelvik organ prolapsu varsa bu özellikle yukarı tarafında yani üst 1/3 gevşemelerde bu durum oluyor. Emme hareketi oluyor. Yani kalkıp eğildiği zaman üst ille normal doğurmak zorunda değil. Üst 1/3 vajende aşırı genişleme varsa burada hava birikimine bağlı olarak eğildiği zaman basınç arttığı zaman o hava çıkabiliyor. Yani üst 1/3 vajeni de daraltmak gerekebilir. Genelde bunlarda da şey görülüyor. Puboservikovajinal fasyanın serviksin ön halkasından kopması ya da rektovajinal fasyanın arka halkadan kopması görülüyor. Bu tür tamirler de bu olgularda sorunu çözüyor hocam bizim tecrübemize göre. Çetin Hocam. Hocam eğer şimdi buna aynı zamanda vajinal flatus da adı veriliyor. Kolpofoni ile birlikte. Eğer bu koital ilişki esnasında bir şekilde vajen içerisinde hava girip içeride hapsolabilir. Daha sonra da karın içi basıncın arttığı durumlarda bu söylenen semptom ortaya çıkabilir. Diğer taraftan da eğer genel bir özellikle introitusu da ilgilendiren Eray Hocam'ın söylediği gibi bir genişleme varsa burada bir takım hava basınç değişikliklerinden dolayı yine vajenin 1/3 üst geniş kısmında hava birikebiliyor. Daha sonra bir takım basınç artışlarıyla ki bu namaz esnasındaki oturup kalkmadığı karın içi basıncının artmasıyla bu ortaya çıkabiliyor. Burada da yapılacak olan iş bir şekilde bu hava akışını engelleyecek olan eğer çok rahatsız ise bir takım işte cerrahi veya işte lazer girişimleri uygun olabilir.
Berna'cığım, ilave edeceğim bir şey var mı konuya? Ufak bir şey ilave edeceğim. Yani iki hocama da dedikleri için katılıyorum. Ama şöyle hastalar da oluyor pratikte karşılaştığımız. Ben onların pelvik tabanlarını güçlendiriyorum. Pelvik tabanda şöyle pozisyon olarak eğildiğimizde kalktığımızda refleks kasılma oluyor zaten. Hani bu aynen bir gazı tutmak ya da idrar tutmak gibi düşünmek gerekiyor. Vajinadaki o havayı da tutmayı sağlıyor pelvik taban kasları. Eğer biraz da prolapsu varsa ve diğer hocalarım dediği gibi biraz bollaş, yani bol bir vajen, hava dolacak bir vajen de varsa, o zaman illa hani cerrahi yapmadan önce belli pelvik taban program egzersizlerini uyguladığımız zaman hastalarda başarılı sonuçlar alabiliyoruz. Öyle hastalarımız oluyor. Yani benim pratiğimde daha doğrusu gördüğüm. Evet, şimdi diğer bir soru Meltem Şafak Hanım. Ben birazcık özetleyeyim bu soruyu. Vajinada, özellikle perinede vulva vajinal atrofiye bağlı kaşıntı tanısı koyduğumuz olgulara nasıl yaklaşıyoruz? Eray Hocam senden başlayalım. Perinede kaşıntı, vulva vajinal atrofi. Hocam şimdi bu kaşıntı da bazen vücuttaki bir inflamatuar reaksiyonun bir belirtisi olabiliyor. Vulvit olabiliyor, steroid olabiliyor. Ben dermatolojiye mutlaka bir danışıyorum böyle hastaları. Dermatolojide herhangi bir sıkıntı yoksa atrofinin derecesine bakarak lipid dolgusu yapabiliyoruz bu hastalara. Yeni hyaluronik asit enjeksiyonu yapabiliyoruz. Ama iyi değerlendirmek lazım bu hastaları. Cinsel alışkanlıklarından giysilerine kadar, kilo almalarına, dar elbiselere, yani hastayı bir bütün olarak değerlendirmek lazım. O kaşıntının sebeplerine bakmak lazım. Başka sebep yoksa ve atrofiye bağlıysa östrojen vermek bir etki, ama östrojen hemen deriyi kalınlaştırmıyor, lipoatrofiyi geri getirmiyor. Oraya mutlaka bir lipid dolgu ve hyaluronik asitle bir rejuvenasyon yapıyoruz böyle durumlarda. Çetin Hocam. Hocam burada Eray Hocam'a ek olarak şunu söylemek istiyorum. Tabii ki bir takım bu nedenler olabilir, ama diğer taraftan özellikle uzun süreli ise, kronikse hastayı rahatsız ediyorsa, distrofik hastalıkları da gözünün önüne almak lazım. Vulvar distrofileri, ki bunlar az da değil. Burada eğer şüphemiz varsa bir takım tanı metotlarıyla, mesela vulvayı toluidin mavisiyle boyayarak oradaki distrofik bölgeleri tespit edip oradan biyopsi alıp ona göre hastayı yönlendirebiliriz. Yani diğer tedavileri ek olarak burada vulvar distrofileri mutlaka göz önüne almak lazım. Hocam ben sadece şey ekleyeceğim. PRP de yapıyoruz. Özellikle liken sklerozlu hastalarda PRP'nin bir hyaluronik asit enjeksiyonun faydalı olduğuna dair şeyler var. Tabii ki ilk seçenek değil. Öncelikle steroid denenebilir. Çetin Hocam'ın dediği gibi dirençli bir kaşıntı varsa tabii ki araştırmak gerekiyor, ama atrofiye bağlı bulguları olduğu zaman PRP'nin ve hyaluronik asitin oldukça ciddi anlamda faydası oluyor pratikte. Evet, ben daha birçok soru var. Soramadığım sorular için mesela bir tanesini daha sorayım. Bu PRP dediniz. Meltem Şafak Hanım, ozon tedavisi PRP'nin yeri var mı? Non-hormonal Berna Hanım, buyurun. Ozonla ilgili benim bir deneyimim yok. Literatürde de hani guideline'lara baktığımız zaman veya şeye baktığımız zaman yıllara tedavi seçenekleri arasında ozon yok. Evet. Atrofinin. Ama PRP'nin de dediğim gibi sayılı çalışmalar var. Orada kaşıntı ve atrofi söz konusu olduğu için ciltle ilgili. Ama vajinayla ilgili her zaman için PRP'nin kullanım alanı var tabii ki. Sadece evet. Henüz şeylerde yok. Ben şimdi tüm konuşmacılara son söz vereyim. Eray Hocam, kapatacağım. Herkese söz verdikten sonra buyurun, bir söylemek istediğiniz bir iş varsa meslektaşlarımızı dinleyelim. Hocam bizim genel poliklinik yaklaşımımızı biraz daha genişletmemiz, hastalara alternatif tedavileri bahsetmemiz lazım. Biz bu HRT'den sonra yaşlı hasta bayan grubu demeyeyim de postmenopozal hasta grubunu bir şekilde şeyimizden çıktı bizim. Takibimizden, tedavimizden çıktı hasta. Ancak kanser semptomları gösterince görmeye başlıyoruz. Halbuki artık biz hastaların cinsel fonksiyonunu, üriner fonksiyonlarını, uzun dönemde oluşabilecekleri, her geldiklerinde sadece smear almamalıyız yani. Tamam, smear bir tarama güzel, meme bir tarama güzel, kemik mineral dansı, ama yani hastayı bir bütün olarak, hayat kalitesini bir bütün olarak değerlendirmek lazım ki cinsellikle bunlardan biri.
Vajina atrofi de en çok sıkıntı yaptığı şeylerden biri bu. Östrojen eksikliği libido azlığına da yol açıyor. Ve hastaların kimisine lokal östrojeni uzun süre verebiliyoruz. Eğer şeyi yoksa, uterus yoksa östrojen patchler verebiliyoruz. Yani artık biz bu hastaları geri kazanalım. Yani zaten sayımız biliyorsunuz 10 bin olacak. Daha fazla hastayı daha uzun süre takip etmemiz, hizmet vermemiz gerekli. Bunlar ihtiyaç da aynı zamanda. Evet. Çetin Hocam. Hocam, Eray Hocam'ın söylediklerine paralel olarak konuşacağım. Mutlaka her gün polikliniğimizde bir atrofik vajinitle karşılaşıyoruz. Kural yani polikliniğe indiğimizde mutlaka çıkıyor. Ve de bunu çoğunlukla eğer hastanın primer şikayeti bu veya bununla ilgili bir şey değilse, yani sanki normal saçların beyazlaması veya diğer yaşlılık şeyleri gibi normal kabul edip ya şu daha küçük spekülümü ver diyoruz ve hastanın şikayeti genellikle başka bir şey olduğu için böyle bir patolojik durumu, sık görülen bir durumu, hastanın yaşam kalitesini oldukça etkileyen bir durumu es geçiyoruz. Yani söylerken de yanımızda asistanımız işte şey öğrencimiz varsa bakın diyoruz bu işte atrofik değişiklikler işte menopozda böyle olur, soluklaşır, daralır, sertleşir, şudur budur deyip geçiyoruz. Ama aslında o kişilerin yaşam kalitesinin ne kadar etkilendiğini bilmiyoruz. Burada yapacağımız iş hem hekimin hem hekimlerin hem de hastaların bu konuda farkındalığının artması. Bir de şunu eklemek istiyorum. Bu konudaki farkındalığın artması için bir tek jinekologlar değil, aynı zamanda bu hastaların diğer ilaçlarını yazdırmak için gittikleri bu sağlık merkezleri, diğer küçük poliklinikler ve şuralarda oradaki hekimlerin de bilgilendirilerek bu konuda onların hastalığın farkındalığını arttırıp belirli merkezlere, bu işlerle uğraşan kişilere gönderilmesi taraftarı. Çünkü asıl hasta grubunun ben onlarda olduğunu düşünüyorum. Bu kronik hastalıklarını, ilaçlarını yazdıran geriatrik evet. Toplumda. Teşekkür. Berna Hocam. Ya her iki hocam da çok güzel özetledi. Sadece hekimlerin farkındalığını artırırken bu meme seyalı hastalarla çok karşılaştığımızı düşünürsek hekimlerin bu konudaki eğitimlerine de biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bu PRP olsun, hyaluronik asit olsun, lazer olsun fark etmez. Bu tip tedavi metotları çok kolay bir şekilde poliklinikte rahatlıkla yani hepimiz çok koca koca ameliyatlar yapıyoruz, bir sürü işlerle uğraşıyoruz. Hani bu ufak tefek şeyler biraz daha hani eğitimlere fırsat tanıyarak diyeyim hepimiz tarafından yapılabilir ve poliklinikte aslında çok büyük bir yüzdeyi oluşturan hani baktığımız zaman ve ileride oluşturacak olan bu hastalara daha faydalı olabiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Üçünüzün de ortak noktası bu hasta grubunun gittikçe arttığı, yani ortalama kadın yaşının arttığı, menopozda geçecek sürenin arttığı, östrojen eksikliğiyle olacak dönemin arttığı veya östrojen meme kanserli olguların bu konuda göz ardı edildiği, yaşam kalitelerinin çok düşünülmediği, evet gerçekten de öyle. Bütün bunları sorgulayıp yaşadıkları süre içinde kaliteli bir yaşam sağlamak bizim görevimiz. Elimizde östrojen dışında da birçok tedavi yöntemleri var. Uygun hasta gruplarına bu kadar büyük işleri yapan bir meslek grubuyuz. Bunların da rahatlıkla uygulanabileceğini ben de vurgulamak istiyorum. Bizi izleyen tüm meslektaşlarıma da teşekkür ediyorum. Eray Hocama, Çetin Çam Hocama ve Berna Haliloğlu Hocama tekrar bir teşekkür ediyorum. Intrapharma firmasına sponsorluklar için teşekkür ediyorum. Bizlere kusursuz bir yayın yapan Adem'e, Erkan Hocama ve Optimist'e de teşekkür ediyorum. Herkese saygılarımı sunuyorum. İyi geceler efendim. İyi geceler.